Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün yağlı boya 101 adında bir video çekeceğim. Ben yağlı boya yapmaya tam bir yıl önce bu sıralarda başlamıştım ve o zamanlar ben her şeyi evde öğrendim. Kursa falan küçükken gitmiştim de daha profesyonel olarak ve düzenli bir şekilde yapmaya başlangıçta hiçbir şekilde bir kursa gitmedim. Her şeyi evde öğrendim ve evde öğrenirken de tabii ki bilmiyordum bir şeyler. YouTube'da, Instagram'da, Google'da nasıl yapacağımı araştırıyordum ama detaylı bir video bulamamıştım. Yani akrilikle alakalı vardı Kelimeri'nin ve başka YouTuber'ların. Ama yağlı boyayla alakalı detaylı ve bana yol gösterecek bir video bulamamıştım. Bu video o zamanlar benim karşıma çıksın isterdim. En azından bir bilgim olurdu keten yağı ne, terebentin ne, nasıl yapılacağım böyle şeyler için. Ben de böyle bir şey için size bir şeyler çekmek istedim. Nereden başlayayım? Yağlı boya nedir? Yağlı boya yağ bazlı bir boyadır. Mesela akrilik su bazlı, sulu boya adı üstünde su bazlı bir boya. Yani şöyle ki boyaların ham hali vardır. Mesela akriliği de inceltip daha çok olarak kullanabilirsiniz. Mesela bir dolabı falan boyayacaksanız veya bir mobilyayı herhangi bir şeyi akrilikle boyayacaksanız ona suyla sulandırırsınız ve öyle kullanırsınız. Hem boya çoğalmış olur hem de biraz da incelmiş olur. Ama yağlı boya suyla açılmaz çünkü adı üstünde yağlı boya. Yağlı boyayı açmak için keten yağı ve terebentin kullanılıyor. Ben bunların size ölçülerini de söyleyeceğim. Bunları alabileceğiniz buradaki bütün malzemelerin hepsinin linkini aşağı koyacağım zaten. Ben bir tane bir yer hazırlayacağım. Ben de oradan alıyorum yani bütün malzemeleri falan. Öncelikle keten yağı ve terebentin zaten. Terebentin aynı zamanda fırçaların temizliğinde de kullanılıyor. Terebentini kokusuz almanızı tavsiye ederim. Çünkü kokulusunun çok ağır bir kokusu var ve biraz da sağlığa zararlı. Özellikle yağlı boya yaparken keten yağı, terebentin kullanırken cam açık olsun. Hatta mümkünse dışarı bir alanda yapın. Çünkü sağlığınıza biraz zararlı. Ben bazen bunu aksatıyorum ama olabildiğince en azından camı açmaya falan çalışıyorum. Dediğim gibi ilk başta bir tane keten yağı ve bir tane de terebentin kullanmanız gerekiyor. Yani bu ikincisini almanız, bu boylarda almanız bayağı sizi uzun bir süre götürür. Sonra bunların, bu mesela 100 mililitre. Sonra bunun 250 mililitresi eğer gerçekten hayatınızı çok yaparak adıyorsanız da 500 mililitresini alırsınız. Bayağı büyük ve o sizi bayağı bayağı götürür yani. Peki akrilik ve yağlı boya arasındaki fark nedir? Akrilik boya çok hızlı kuruyor. Gerçekten çok pratik. Hızlıca yapıp bitirebilirsiniz ve vernikleyebilirsiniz. Ama yağlı boya gerçekten kuruması çok uzun zaman alıyor. Örneğin ben bu tabloyu yaparken ben bu tabloya Kasım gibi falan başladım ve Mayıs'ta falan bitirdim. Yani bu profesyonellikle veya tablo mükemmel olduğu için de değil. Yani bir sürü tabloya geçiyorum ama kurumuyor yani. Onun üstünden geçebiliyorum. Bir ağaç mı kötü oldu onu değiştirebiliyorum fırça darbeleriyle. Yani bu aslında bir seçim. Eğer daha pratik bir şekilde ortaya bir şeyler koymak istiyorsanız, daha hızlı bir sonuç almak istiyorsanız akriliğe yönelmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ama eğer daha uzun süreli ve daha yavaş yavaş yapacaksanız resminizi de yağlı boya sizin için daha uygun olacaktır. Yağlı boya biraz daha zor. Aslında akrilikle başlayıp yağlıya geçseniz her şey sizin için daha güzel olur. Daha iyi adım adım ilerlemiş olursunuz. Ama ben de direkt yağlıyla başlamıştım zaten yapmaya. O yüzden bir seçim yani. Resimde tabii ki bir sürü kurallar, teknikler var. Fakat önemli olan iyi hissetmeniz, mutlu olmanız, keyif almanız yaparken. O yüzden seçim sizin. Ben de şöyle ki akrilik yaparken ben çok geriliyorum. Çünkü genellikle ben resim yaparken müzik açıyorum üzgün veya mutluyken hiçbir şekilde fark etmiyor. Müzik açıyorum düşüne düşüne keyif ala ala yavaş yavaş yapıyorum ama akrilik yaparken panikliyorum çünkü palete sıktığım boya zaten kuruyor. Birden taşlaşıyor ve plastik haline dönüyor. Sonra biraz daha boya sıkıyorum. Sonra boya boşa gitmesin. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Panikleyip geriliyorum ama yağlı boyada hiç öyle bir şey yok. Yağlı boyada boyayı sıkıyorum. Sonra arkasından resim yapmayasım geliyor. 2 gün sonra bile devam edebiliyorum. Boya palette aynı şekilde duruyor ve onu karıştırıp aynı şekilde yapabiliyorum. O yüzden ben yağlı boyayı tercih ediyorum. Benim seçimlerim ve keyif aldığım yönde daha uygun bir boya. Yağlı boyada boyalar ve markalar, hangi boyayı almalısınız, nasıl başlamalısınız, kaç mililitre, kaçlı set ve hangi marka tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir kere şey yapmıştım. Böyle Sudor diye bir marka var. Onun akriliğini kullanıyorum. Fena değil. Çok uygun fiyatlı bir şey.
pratik yani kalitesi, fiyat performans ürünü. Ve ben de bir gün Trendyol'da sipariş veriyordum. Hani kargo bedava olsun diye bir şeyler eklersiniz ya. Ben de onun 12'li setini eklemiştim çünkü 16 lira gibi bir şeydi. Ama geldiğinde hiçbir şekilde süremedim. Yani gerçekten kalıp gibi. Yani tuval boşa gitti tamamen. Hiçbir şekilde geri de sökemedim. Çok büyük bir katılık. Yani çıkmıyor. Şimdi yağlı boya şöyle ki bir dolgu malzemesi var, bir yağ malzemesi var ve o tamamen herhalde dolgudan oluşuyordu. Hiçbir şekilde sıkılmıyordu yani. O yüzden başlangıçta uygun fiyatlı bir şeyler alın. Çok profesyonel bir şeyler almayın. Çünkü bir sürü resim deneyeceksiniz. Yavaş yavaş profesyonele zaten geçersiniz. Ama gidip o 16-20 liralık setler falan onlar iş görmez yani. O da bir gerçek. Ama onun yerine benim de ilk başladığım boyalardan biri Marie's var. Marie's de çok uygun fiyatlı aslında. Bence Marie's'le başlayabilirsiniz. Ben Marie's'ten çok memnunum. Gerçekten gayet kaliteli bir boya olduğunu düşünüyorum. Yani fiyat performans ürünü tam olarak. Ama diyorsanız ki bir üstü. Bir üstünü istiyorum. Yani Marie's de bana çok amatör geldi. Daha yağ, dolgu malzemesinin daha kaliteli bir oranda olmasını istiyorum. Pebeo markası var. Pebeo gerçekten çok iyi bir marka. Yeni başlıyorum. Çok devasa bir şey de olmasın ama çok amatör de olmasın diyorsanız kesinlikle Pebeo alın. Pebeo gayet iyi bir marka ve kaliteli. Sonrasında ise bir alışverişe çıktınız ve boyalarınızı alıyorsunuz. Beyaz olarak büyük bir boya alın. Örneğin ben bu Big Point'i 45 mililitre ve normal bir setin içinden çıkan 12 mililitre. Yani aradaki fark zaten görünüyordur herhalde. Zaten beyaz her şeyde böyle yani akrilikte de mesela 500 mililitresi tercih ediliyor yani kocaman bir kutu. Çünkü beyaz dediğim gibi açma işlemi olsun, canlandırma yani çok kullanılıyor ve çok... Mesela bazen bir tablo yapıyorsunuz, beyaz boyaz oluyor, çok kısarak kullanıyorsunuz falan. Öyle şeylere girmemek için alışveriş yaparken beyazı büyük boyalım. Benimki de biraz azaldı, tekrar almam gerekiyor. Bu da Big Point markasının marka olarak önereceksem çok iyi bir marka. Yani Big Point de gayet güzel yani. Sonra... Ya birkaç tane daha şöyle falan markalar var da bunları o kadar kullanmadığım için çok fazla bir bilgim yok. Yani kötü falan çıkabilir. Onları önermeyeceğim. Başlangıç seviyesi için dediğim gibi Marie's, Pebeo ve Big Point'i alabilirsiniz. Eğer daha güzel bir şey alacaksanız Van Gogh'un boyaları var. Gerçekten çok güzeller. Yani onları ben de daha alıp denemedim ama en kısa zamanda denemek istiyorum. Sonrasında ise tuvaller. Yani ne yapacağız sonuçta bu boyayı? Şöyle ki tuvali evde de yapabilirsiniz ama ben yeni başlıyorsanız hiçbir şekilde önermiyorum. Yani matkap çakması falan o kadar zor değil ama bir potluk bırakabilirsiniz. Tam olarak ölçüsünü ayarlayamayabilirsiniz. Ve yeni başlıyorsanız öyle bir şey alıp falan denemenize gerek yok. Yani çok hazırda güzel tuvaller var. Öyle başlayın, sonra arkasından atölye falan öyle şeyler olursa zaten kendiniz yapıyorsunuz tuvalleri. Şimdi başlangıç için her kırtasiyede, Trendyol'da, internette her yerde bulabileceğiniz 35'e 50 tuvaller. 35'e 50 tuvaller en ideali ve en popüleri zaten. Ben bu iki tabloyu da 35'e 50 tuvalle yaptım. 35'e 50 tuvaller ne çok küçük ne çok büyük tam iyi. Yani başlıyorsanız bence ideal olarak 35'e 50 ile alın ve başlayın. Sonrasında ise şekiller değişiyor işte 50'ye 75, 20'ye 20 kare tuvaller falan. Benim tuvallerim şu üstte, ben oraya çıkıp almaya biraz üşendim. Bu alttaydı, o yüzden bunu gösteriyorum size. Ama zaten bulduğum tuvallerin bütün linklerini falan her şeyi koyacağım aşağıya da. Yani büyük tablolar için de ben büyük tablo olarak en büyük yaptığım tablo 50'ye 75'ti. Onu da kuzenime hediye etmiştim. Hatta tablonun fotoğrafını bulursam buraya koyarım. O küçük yaptığım örnekler falan varsa onları da koyarım. Yani başlangıç için 35'e 50 alın. Bir de daha küçük bir kare boyutunda alın. Sonra tuvalin kalitesi de tabii ki çok önemli. Yani bir plastik gibi olan tuvaller oluyor. Boya hiçbir şekilde emmiyor. Yani üstünde kalıyor kalıp gibi ve bütünleşmiyor tabloyla. Biraz da kumaş gibi olanlar var. Kumaşlar en iyisi. Şöyle ki ben Trendyol'dan almıyorum tuvallerimi. O yüzden şu an bulduklarımı ekleyeceğim. Ama kalitesini falan bilmiyorum. Yorumlarını okuyup eklerim size yine. Eğer bir kırtasiyeden alıyorsanız ona dikkat edin. Yani böyle beyaz, parıl parıl parlayan bir plastik gibileri değil de daha çok kumaş gibi ve hatta biraz sarımtırak renkte olanları tercih ederseniz daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi almanız gereken fırçaları söyleyeceğim. Ya numara numara aşağı yazarım ama görsel olarak size aklınızda kalsın. Numarasının çok bir önemi yok. Yani ha şu kadar, ha şu kadar. O kadar da büyük farklar olmuyor. Öncelikle arka planı boyamak için böyle bir fırça almanız gerekiyor. Yani badana fırçası gibi. Ben bu fırçayı hatta şeyden almıştım.
İstanbul'da Koçtaş'tan almıştım ben bu fırçayı. Yani başka bir şey bakmak için girdik ve bunu görünce aldım. Bu bayağıdır bende böyle bir fırça yoktu. Kesinlikle olması gerekiyormuş. Başlıyorsanız alın çünkü yani şöyle bir fırçayla var arka planı böyle böyle boyamak. Bir de şöyle bir şeyle var. Yani şöyle şöyle geçiyorsunuz ve çok pratik oluyor. Gayet güzel bir fırça. Bir tane başlarken hem akrilik için hem yağlı boya için bir tane büyük bir fırça alın. Yani böyle büyük bir fırça alın. Sonrasında bir tane kesik uçlu fırça. Kesik uçlu fırça bu şekilde. Bunlarla hem kenarları çizebiliyorsunuz hem de daha keskin hatları yapabiliyorsunuz. Bu da bir kesik uçlu fırça. İkisi de kesik uçlu fırça aslında. Bunları alırken ilk hangisini aldığınızın çok bir önemi yok. Yani bunun yuvarlarını alacağınız için isterseniz şöyle bir fırça alabilirsiniz. Yani fark etmez. Bir yuvarlak uçlu fırça. Bunu da bir tane de bundan olsun. Yani şöyle bir kıl fırçalar var. Böyle daha minimalist ayrıntıları çizmek için. Mesela bir kirpik yapıyorsunuz. Şöyle şöyle attırmak için. Ben hatta bunların daha da minimalistini alacağım. Bu mesela 0 numara. Bunun daha küçüğü de vardır umarım. Yani bunu bulacağım. Bir kırtasiyeye gidip bakacağım. Çünkü bu benim bayağı işimi görse de daha ince ayrıntılar var. Yani çok küçücük bir nokta bildiğiniz. Yani onları ben hatta şeyle yapıyorum. Bir tükenmez kalemi boyaya batırıp minicik dokundurup çekiyorum falan. Çünkü çok küçük, gerçekten çok küçük olması gereken yerler. Bir tane büyük fırça, bir tane kesik uçlu, bir tane yuvarlak uçlu, bir tane de böyle minimalist sıfır numara tarzında bir fırça alın. Yeterli. 4 fırçayla siz gayet iyi yapabilirsiniz. Ya da eğer uzun vadeli yapacaksanız direkt Pevion'un 8'li setini alın. Bir de ekstradan büyük bir fırça alın. Sizi çok uzun süre götürecektir. Fırça bakımınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Fırçalarınızı neyle yıkayabilirsiniz? Yağlı boyadan daha çok yağlı boya da terebentin, tinerle falan çıkarmanız gerekiyor. Ya da saç kremiyle falan da ben çok yumuşatıyorum yani saçımıza sürdüğüm. Sabunlar, bulaşık deterjanı, beyaz sabun. Bunlar iyi yani akrilik şey falan olarak ama dediğim gibi yağlı boya tinerle falan çıkarmanız gerekiyor. Tiner, terebentin olabilir. Daha çok tiner en popüleri zaten tinerle çıkarın gitsin. Neden bu kadar sıcak? Üzgünüm gerçekten buharlaşacaktım. Ben de gidip saçımı topladım. Şimdi devam edebilirim yani çünkü paleti anlatıyordum. Buharlaşmaya başladım. Saçımı toplayıp geldim. Paleti en baştan anlatayım ben size. Şimdi şöyle ki benim kullandığım palet bu. Yani palet denilebilir mi onu da bilmiyorum. Böyle bayağı kalın bir cam. Şimdi palet konusu şöyle. Palet alırken şimdi bizim ilkokuldan anaokulunda falan kullandığımız paletler vardı ya. Beyaz, iç göçük falan. Onları tercih etmenizi ben tavsiye etmiyorum. Çünkü bence düz bir zeminde boya her zaman daha iyi. Bir boyadan alıyorsunuz, diğerini alıyorsunuz, ortada buluşturup karıştırıyorsunuz falan ve daha özgür bir alan. Ve aynı zamanda eğer akrilik yapıyorsanız, bu yağlı boya videosu ama ben akriliği de aralara serpiştiriyorum. Bence sorun olmaz. Akrilik yapıyorsanız falan o kalıplaşır, onu oradan çıkaramazsınız falan bir sürü şey. O yüzden bence kalıp gibi olanları tercih etmeyin. Onun yerine düz zeminli olanları var. Aynısının, o ilkokulda kullandığımızın aynı boyut, beyaz, plastik düzleri var. Direkt onları alın. Ve onlar sizin işinizi daha çok görecektir. Çünkü şöyle bir şey de var. Fırça temizliği bile aksatılıyor. Yani ne kadar aksatmayacağım deseniz bile çok üşeniyorsunuz. Bazen geçiyorsunuz, yatıyorsunuz, unutuyorsunuz bir sürü şey. Paleti de unutuyorsunuz. Ama eğer düz bir zemin olursa bir tane spatül yardımıyla, spatülü anlatmadım çünkü spatülümü kaybettim. Ve nerede olduğunu bilmiyorum. Spatülün ne olduğunun resmini şuraya koyarım. Onlar yine boya karıştırmak, sürmek, bu tarz işler için metal parçası olan bir alet. Spatula'ya benziyor ama adı spatül. Onun da orta boyutlu bir tanesini almanız yeterli. Onu da linke ekleyeceğim ve fotoğrafını koyacağım. Üzgünüm kaybettim. Gerçekten aradım ve bulamadım nereye koyduğumu. Benim de yeni bir tane almam gerekiyor o yüzden. Şimdi palete geri dönelim. Palette dediğim gibi eğer unuttunuz akrilik veya yağlı boya ve o boya kalıplaştı o düz zemin üstüne. Spatülle böyle kazıyarak yapabilirsiniz. Çünkü ben de bunu spatülle çıkarıyorum aynı şekilde. Bu da cam olanı. Bir de tahta paletler var. Tahta paletleri tercih edebilirsiniz. Görüntüsü gayet hoş yani estetik olarak güzel duran bir palet. Ama duyduğuma göre ve mantıken de tahta olduğu için boyayı emiyormuş ve içine geçiyormuş. Temizliği falan o kazınma dışında da çok zormuş. Eğer tahta bir palet alırsanız onu streç filmleyin. Streç filmin üstünde yapın. Streç filmi çıkarın atın. Paletinize tertemiz kalır. Aslında çok mantıklı. Eğer tahta alacaksanız bir streç filmle
kullanın. Eğer plastik alacaksanız plastiği de yine streç filmle kullanabilirsiniz. Hem daha pratik olur. Yaparsınız, atarsınız direkt. Ama plastiği eğer normal olarak kullanırsanız da kazıyarak çıkarabilirsiniz. Ben de öyle bir şeyler kullanıyordum. Son arkasından birinde bir tane yağlı boya yapım videosu izliyordum ve adamın böyle güzel bir seti vardı ve şey masası candı ve cama sıkıyordu direkt. Ben de sonrakisi bilmiyorum kafama yattı yani. Hem plastik falan olmadığı için daha zorlaya zorlaya da çıkarabilirim falan diye düşündüm. Tabii elimde falan o kadar tutamıyorum. Ama o fikir aklıma yatınca ben de bir cama yapmaya başladım. Bu benim paletim direkt. Yani bu mesela temizlenmemiş bir palet. Bunu bir spatül yardımıyla biraz zorluyor kabul ama böyle söke söke atıyorum genelde. Eğer direkt kurumadıysa, palet temizse ve bu boyalar kuruyup kalıplaşmadıysa direkt götürüyorum banyoya, yıkıyorum ve cam tertemiz oluyor. Ve rahat oluyor bayağı, hiç belki de emme falan da olmadığı için. Yani bunun da görüntüsü bir de estetik geliyor. Tahta gibi bu da estetik bir görüntüsü var gibi geliyor. Size şöyle göstereyim ki, bakın şurada spatülle bir ara kazımaya çalışmışım arka tarafını. Birazını kazımışım, birazı kalmış. Şuralar mesela falan, burada böyle çizgi çizgi izler var görebiliyorsanız. Cam bulmak biraz daha zorlayabilir. O yüzden direkt plastik düz bir tane palet alın ve başlayalım. Aşağısı taşıyacağım. Ay. Bu arada cam biraz ağır. Şimdi sırada şövalye konusu. Ben bu şövalyeyi daha yeni aldım ve hiçbir şey kullanamadım. O yüzden gördüğünüz gibi tertemiz. Yani hiçbir boya izi yok. Bundan önce kullandığım şövalyenin de arka ayarlama yerleri var. Sıkıştırıyorsunuz boyutunu, nasıl yatay duracağını falan ayarlıyorsunuz. Oraları bozulmuştu, bazen düşüyordu falan. Onu biz köye götürdük. Ben artık bununla çalışacağım. Umarım rahattır. Çünkü diğerini gerçekten çok da seviyordum. Şövalye konusunda bir masa şövalyeleri var. Mesela masada yapıyorsanız onlardan ben de bir tane alacağım. Masada işte bir şeyler izlerken falan direkt burası benim masam bu arada. Masaya dönük bir şekilde yapabilirsiniz. Bence çok pratik ama daha yeni başlıyorsanız bir tane ayaklı şövalye işinizi görecektir. Yağlı boya nasıl yapılıyor? Yağlı boya yapılırken dediğim gibi aslında bir tane taslak oluşturuyorsunuz. Çok basit yani, akrilikte de bütün resimlerde bir tane eskizi, bir tane tuvale geçiriyorsunuz. Diyelim ki, bunun önü görünmüyor da. Diyelim ki bir tane portre. Portreyi geçiriyorsunuz. Sonrasında ben şöyle bir şey yapıyorum. İsterseniz pembeyle, isterseniz kahverengiyle bir astar atıyorum. Yani bunu çoğu kişi yapıyor. Yapmayan da var. Ama ben yapmayı tercih ediyorum. Bu biraz daha koyu, bir tane daha kahverengi. İkisini karıştırıyorum ve bolca şey yapıyorum. Keten yağıyla açıyorum. Yani inceltiyorum. Boya mesela yağlı boya sıktığınızda çok katı bir formu vardır. Onu ben bir keten yağıyla bayağı açıyorum. Yani bildiğiniz sıvı formuna geliyor. Ve bütün şeyi, tuvali, o eskizden sonra çok kalın bir şey yaparsanız eğer eskiziniz kaybolur. Ay konuşamadım. Eskiziniz kaybolur. Ben bunu bir kere yaşamıştım ve eskizi baştan çizmem falan gerekti. O yüzden keten yağıyla bayağı inceltin. Yani su gibi. Sadece bir astar atacaksınız ama alttaki o kurşun kalemle çizdiğiniz eskizde kalacak. Bu şekilde bütün şeyi boyuyorum. Sonra da yavaş yavaş her şeye geçiyorum. Hatta ben bununla alakalı küçük bir reels çekip Instagram'a atmıştım. O videoyu aynen şu anda buraya... Vernik konusuna gelirsek yağlı boya vernikleri var. İlk olarak yağlı boya dediğim gibi çok uzun zamanda kuruduğu için ilk önce bir kurumaya bırakın. Gerçekten iyice bir kurusun. Kuruduğundan emin olun ve verniği atın. Yağlı boya verniklerini aşağı linkleyeceğim. Ya gerçekten unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü ben bu videoyu birazcık karışık çektim. Nelerden bahsettim, nelerden bahsetmedim. Bunları tam olarak bilmiyorum. Ama eğer bahsetmeyi unuttuğum bir şey varsa ben bunları size daha diğer videolarda aktarmaya devam ederim. Elimden geldiğince bildiklerimi size aktarmak istedim ve o zamanlar ben bu videoyu izliyor olsaydım faydalı olacak şeyleri söylemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgi ve sanatla kalın. Görüşürüz.